Peki kişi hangi belirtilerle size geliyor hocam? Ağrıyla gelebilir, kanama düzensizliğiyle gelebilir, adet görmüyorum ya da çok görüyorum, aşırı görüyorum diye gelebilir. Genelde bu sebeplerle gelirler daha çok. Peki hocam, burada hijyenin önemi devam mıdır? Hijyen tabii çok önemli. Rahim ağzı kanserinde çok önemli. Korumada çok önemli özellikle. Enfeksiyonlarda zaten önemli. Bütün enfeksiyonlardan korunmak için genital hijyene de çok dikkat etmek lazım. Özellikle ilişkilerde prezervatif kullanımı bizi çok fazla şeyden koruyor. %100 koruma sağlamaz ama çok ciddi koruma sağlar. Benim hani keşke Türkiye'de de prezervatif kullanımı, kondom kullanımı bu kadar çok olsa çok daha iyi korunur kadınlarımız diye düşünüyorum. Hastalık oranı daha mı düşük olur hocam? Evet, özellikle enfeksiyonlardan ve rahim ağzı kanserinden çok çok daha fazla, daha az etkileniriz. Kondom kullanımına bağlı. Peki hocam, rahim ağzı kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim ağzı kanserinde tedavi yöntemi erken yakalama çok önemli. Evet. Çok basit böyle bir tıraşlama yöntemiyle bile çok rahat alabiliyoruz o erken prekanseröz lezyon dediğimiz, yani kansere dönüşmeden olan lezyonu. Onu çıkarttığımızda takibe tabii ki devam ediyoruz gene yıllık simir kontrollerimize. Ama hemen hemen kür sağlayabiliyor. Tamamen iyileşme sağlayabiliyor. Geç evrelerde maalesef cerrahi tedavisi yok rahim ağzı kanserinin. Varsa da çok işe yaramıyor. Radyoterapi, radyasyon tedavisiyle yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Halk arasında şöyle bir karışıklık da oluyor Nurcan Hocam. Rahim ağzı kanseri ile rahim kanseri karıştırılıyor. Evet. Şimdi rahim kanseri tamamen rahmin iç tabakasından ya da kasından oluşan kanserdir. Daha çok iç tabakasından oluşur. Rahim ağzı kanseri ise HPV virüsüne bağlı. Yani korunabileceğimiz bir kanser rahim ağzı kanseri. Çok basitçe korunabileceğimiz. Bir de en güzeli şimdi rahim ağzı kanseri aşısı çıktı. Ve %99 koruyor bizi şeyden, rahim ağzı kanserinden. Bütün böyle evlenmeden önce ya da ilk cinsel ilişkisini yaşamadan önce bütün artık şeylere, kadınlarımıza bu aşıları tavsiye ediyoruz. İlk cinsel ilişkiyi yaşamadan önce olurlarsa rahim ağzı kanserinden de korunuyorlar. Ama tabii tekrar söylüyorum, simir kontrollerini yapmalarına devam etmeleri gerekiyor. Aşı olsalar bile. Aşı her yerde olunabiliyor mu hocam? Her yerde olunur. Normal. Avrasya Hastanemizde de yapılıyor. Elbette. Elbette. Koldan çok basit geliştirilmiş bir aşı var. 3 doz yapılıyor. İlk yapıldıktan sonra 2 ay sonra tekrar var. 6 ay sonra bir daha tekrar var. 3 doz yapınca ömür boyu koruyuculuğu var. Simir testinden birçok kadınımız korkuyor. Peki simir testi korkulacak bir test mi? Simir testi korkulacak bir hastalıktan sizi kurtarabilecek tek test. Evet, çok onun güzel için simir testinden değil, o korkunç rahim ağzı kanserinden korkmanız lazım. Bunu anlamıyorsunuz ki, muayene sırasında hemen alıveriyoruz simir testini. Zaten farkına bile varmıyor hasta aldığımızın. Çok basit, çok hiçbir ağrısı sızısı olmayan çok basit bir test. Nurcan Hocam, polip dediniz. Polip nedir? Evet, polip aslında saplı bir oluşum. Bizi en çok ilgilendiren polipler rahim içerisindeki poliplerdir. Bir de rahim ağzındaki polipler de vardır. Rahim ağzındaki polipleri almak kolay. Gördüğünüzde hemen alıyorsunuz. Kıvırıp hemen alıp çıkarabiliyorsunuz. Mutlaka patolojiye gönderiyoruz. Çünkü çok nadiren de olsa polipler iyi huylu tümörlerdir. Evet. Ama çok nadiren de olsa %5 oranında üzerinde kötü hastalık kansere dönüşebilir, gelişebilir. Mutlaka tabii ki patolojiye gönderiyoruz. Bir de rahim içindeki polipler vardır. Bunlar çok kanamaya neden olurlar. Onları da genel olarak kürtajla alabiliriz ama en güzel alma yöntemi, tam düzgün olarak alma yöntemi histeroskopi denilen bir yöntem var. Çok küçük polipleri kanama düzensizliği yapmıyorsa, bir sorun oluşturmuyorsa pek almayız. Ama kanama düzensizliği yapıyorsa, işte büyükse 1 santim gibi filansa, rahim ağzından anestezi altında genelde, çok çok küçükse ofis şartlarına, yani anestezi olmadan kamerayla rahime giriyoruz. Tam kökünden kesip alıp yine patolojiye gönderiyoruz. Özellikle böyle lekelenme kanamaları yapan tipte kanamalar poliplerden genelde kaynaklanır. Alınca da genelde çok rahat bir şekilde hastalık tedavi edilir ve başka bir şey yapmaya gerek kalmaz. Peki poliplerin oluşmaması için
nelere dikkat edin? Hiçbir şey yapamazsınız. Onu da engelleyebileceğimiz bir durum değil o. Her kadında görünen bir. Görülebilir. Görünen demeyelim de evet görülebilir. Peki hocam, over kisti nedir? Over kisti de yumurtalıklarda oluşan, içi su dolu tümörler. Bunlar da genelde basit tümörlere çok rastlarız yumurtalıklarda. Genelde aslında her kadının adetinin 13-14. Günü gibi yumurtlama gününde 2 cm'e yakın bir kisti olur. Ondan sonra yumurta çatlar, boşalır ve o kist düzelir. Bazen çatlamayabilir ve büyüyebilir. Bazen 5-6-7 santimlere kadar. Hiçbir sorun oluşturmazsa gene takip ederiz ama bazen patlayıp iç kanamaya neden olup acil ameliyatlara girmek zorunda kalabiliriz. Bazen de torsiyon dediğimiz kist çok mobilse yani hareketliyse kendi etrafında dönüp beslenmesi bozulup çok şiddetli karın ağrısı yapabilir ve acil şartlarda ameliyat etmek zorunda kalabiliriz. Çok nadiren de olsa özellikle genç kadınlarda çok nadiren de olsa kötü huylu malign tümörlere neden olabilir bu kistler. Onların bir takım kriterleri var ultrasonda ve işte tümör markerları dediğimiz biyokimyasal kan testleri var. O şekilde takip edip iyi huyluysa takibi daha çok tercih ediyoruz. Eğer sorun çıkarmıyorsa ameliyat etmiyoruz. Sorun çıkarsa ameliyat ediyoruz ama kötü huylu olmasından şüpheleniyorsak kaç yaşında olursa olsun hasta ameliyatta çıkarmayı tercih ediyoruz. Over kistleri o zaman eğer kötü huyluysa tehlikeli. Tabii. Bütün kötü huylu hastalıklar gibi over kistleri. En kötüsü de belli bir yaştan sonra ileri yaşlarda over tümörleri çok sık görülür. Bizim hastalarımız da genelde doğurgan çağda kadın doğuma gelirler ama belli bir yaştan sonra çok da gelmek istemezler. Benim nasıl olsa kadın doğumla işim bitti diye. Maalesef çok geç tanısı konulan tümörlerdir over tümörleri. Çünkü dışarıda bir oluşum olmadığı için çok fazla adet düzensizlikleri de yapmaz kötü huylu tümörler. Ancak böyle işte ele gelen kitle gibi, zayıflama gibi ya da su toplaması kararında gibi çok ileri düzeyde semptomlar oluşturduktan sonra hastalar gelmeye başlar ve daha zordur ameliyatları, tedavileri daha zordur. Her kanser gibi erken evrede eğer daha başlangıçta yakalarsak çok basitken tedavisi ve ameliyatı ne kadar geç evre olursa, ne kadar yayılırsa o kadar zor ve kurtulma olasılığı da o kadar düşüktür maalesef.